Sesimi duyduğunuzda nereden tanıdık geldiğini düşünmeye başlarsınız. Bir döneme damgasını vurmuş Brezilya dizilerinden Rosalinda. Benim için yazdığı şarkının sözleri gerçekten çok güzel. Pearl Harbor'un güzel hemşiresi Evelyn. Eğer yaşanacak tek bir gecem varsa onu seninle yaşamak istiyorum. King Kong'da dev gorilin aşık olduğu Anne. Aslında çalışmalarınıza aşinayım. Ve Karayip Korsanları'nın vahşi kızı Elizabeth Shaw. Damadın nikahtan önce geleni görmesi uğursuzluktur derler. Bu ve bunun gibi birçok filmde sevgiyle bağlandığınız oyuncularda sesimi duydunuz yıllarca. Duygularına her gün, her dakika hakim olmak zorunda değilsin. Acı çekiyor dostum, çok fazla acısı var. İzlemeye dayanamıyorum. Elmas'ın nereden geldiğini söylemenin imkansız olduğunu söylüyor. Neden? Bana çıkma mı teklif edeceksin yoksa? İşte o çok tanıdık gelen ama kime ait olduğunu bilmediğiniz ses benim. Ben bir tanem Candan Er. Dublaj benim için çocukluğum aslında. Çok küçük yaşta başladım ben seslendirmeye. Çok uzun yıllardır yapıyorum. Tabii duygu işi tamamen, karakterin içine girmek, ona ses vermek, onun o duygularını duble ederek, taklit ederek seyirciye yansıtmak. Ben dublaj için oyunculuğu ve sporu bıraktım. 19 yaşında ritmik jimnastikçiydim ben. 4 yaşından 19 yaşına kadar milli oldum. Türkiye birinciliklerim oldu. Oyunculuğa da 4 yaşında başlayıp oyunculuğu da 18 yaşında bitirdim. Oyunculuk teklifleri geliyordu yani, işte oynar mısın, çünkü çok insan tanıyorum, piyasanın içindeyim. Sırf beni dublaja çağırmazlar, sette ararlar falan filan diye oyunculuğu bıraktım. Yani dublajcılar beni unutur, yönetmenlerim unutur, çağırırlar, ben de yokum. Ay, olur mu öyle şey? Sakın diye hayatımdan bu en önemli şeyleri çıkarttım. Hala da 29. senem, 29 senedir bu işi yapıyorum. O yüzden seslendirme, dublaj hayatımdan çıkarsa eksik kalırım. Sadece içeri bak, onun resmi var, gördün mü? Beni nişanladılar. Onu bile durduracak gücüm kalmadı. Bu çok gülünç. Sen beni tanımıyorsun. 11 yaşında ilk evetimi söyledim. Bir Yeşilçam filmiydi. Orhan Gencebay'ın filmi. Stüdyoya girdim. Beni bir hocam götürdü. Yeşilçam filmlerinin yapıldığı bir stüdyoya. Bir sürü seslendirmeci bir yerden sanki Filiz Akın konuşuyor, bir yerden Tarık Akan konuşuyor. Ben onların içindeyim, oturuyorum, bekliyorum. Sadece evet demem gerekiyor. Mikrofonu beni yaklaştırdılar. Yönetmenim dokundu. Burada evet diyeceksin dedi. Ben evet'i dedim ama o evet'i ben nasıl dedim, nasıl oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum. O kadar heyecanlandım ki. Sonra dışarı çıktım, saatlerce oturdum, işim bitti, gitmiyorum, gidebilirsin diyorlar, annem gitmeyelim, anneciğim ne olur oturalım biraz daha falan diyor böyle. Yani ilk öyle başladı, 11 yaşındaydım. Sonra işte sürekli izledim, sürekli gittim, seyrettim, bekledim aylarca, aylarca. Sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş işte Rabarba diye adlandırdığımız bu grup seslendirmelerine katılmaya başladım. İçeri sokmaya başladılar beni. Sonra bir iki küçük rolle başladık. Öyle devam etti. Benim şansım şey oldu. Ben çok iyi ustaları izleyerek yetiştim. Çok iyi ustalarla çalıştım. Yanlışlarımı düzelttiler. Bir de benim şansım işimdir, bilirsiniz. Çünkü nerede, ne zaman takılırsam
ararım ve ya bu nasıl söylenirdi, ben bunun ne demek olduğunu bilmiyorum ya da nasıl telaffuz etmem gerekiyor dediğim anda zaten bir yardımcım var ve geçmişte de küçükken de çok iyi ustalarla birlikte çalıştım. Doğru Türkçe artık kullanılmıyor. Çünkü dublaj zaten çok fabrikasyonla döndü işler. Çok hızlı yapılıyor. Ve tek tek kayda giriliyor artık. Toplu kayda girme şansımız olmuyor TRT'nin dışında. TRT'de yapılan işlerde toplu giriliyor. En azından yerimizdeki ustamıza sorabiliyoruz, hocamıza. Ya da o bizi durdurabiliyor. Ama artık böyle bir şansımız yok. Tek tek kayda giriliyor. Tek tek kayda, yani bir konservatuvar mezunu ya da işte ne bileyim çok yetenekli bir arkadaşımız da kayda girdiğinde o da doğru Türkçeyi bilemeyebiliyor. Ama önünde ne varsa onu okuyor. Durmuyor. Ustasına sorma ihtiyacı duymuyor belki. Yanlış Türkçe kalıyor orada. Eğer hani yönetmen de müdahale etmediyse ya da duymadıysa ya da o da bilmiyorsa. Ya da işi çok okuması gerekiyor. Bunun için bir sürü kitap var ve ustalar var. Kafasına takılan her şeyi sorması gerekiyor ve okuması gerekiyor. Ama şu anda çok fazla hızlı ve fabrikasyon seslendirme yapıldığı için çok da fazla doğru Türkçe kullanıldığını düşünmüyorum. Jack! Bir Felica Jack! Fernando Jose, eğer bir bebeğiniz olacaksa Erika'yı bana ver. Yalvarıyorum. Geri çekil. Daha fazla yaklaşma. Jennifer Connelly konuştu. Bazı mültecilerin asi olabileceğinden şüphelendiklerini söylediler. Yani bir ateşkes olana kadar onları bırakmayacaklar. Kira Knightley'i konuştum. Sana güveniyorum. İkinize de. Onu nerede bulacaksın? Konuştum evet. Naomi Watts konuştum. Yabancılardan sadaka alma gibi bir alışkanlığım olmadığını bilmenizi isterim. Keyifliydi onları konuşmak. Bazen böyle bir furya oluyor. İşte Brezilya dizileri furyası, Amerikan dizileri furyası. Hep böyle arda arda gidiyor. O dönemde bir Brezilya dizisi alıyorlar işte yayınlamak için. Öğretmenim dedi ki, bir tanem dedi, o dönemde benim çok yoğun çalıştığım, dışarıda çok yoğun çalıştığım, yani yerli dizilerim, filmlerim var, gidiyorum, geliyorum. Bir yandan da o stüdyodayım sürekli, o stüdyoda çalışıyorum. Dedi, bir dizi var ama çok uzun soluklu bu dizi, ne dersin dedi. Olur dedim, konuşurum, yani çok isterim. Biz Rosalinda ile başladık. Burada ne işin var? Yoksa beni annemle tanıştırmaya mı götüreceksin? Seni şu anda annemle tanıştıramam Rosalinda, üzgünüm. Ama neden Fernando Jose? O dönem öyleydi. Yani herkes saat 5-6'da evinde sürekli benim sesimle yankılanıyordu yani artık. Yani. Bu çantanın ilk sahibi Josephine Baker'dır. Dağılmak üzereydi. Ben de baloda kullanabilmek için elmaslarla süsletiyorum. Peki ama neden en baştan söylemedin ki? Bir gün biz de böyle bir gemide seyahat edeceğiz. Bunu ister miydin? Kokteyl kıyafeti giyeceğiz. Ve büyük balo salonuna gideceğiz. Kimse savaştan söz etmeyecek. Müzik eşliğinde danslar edecekler. Ama kredi lütfen. Doğru gel lütfen. Şükürler olsun gelebildim. Kibarca istedim diye gelmezsin sandım. Ben de o yüzden geldim. İlk kez bu kadar kibarsın, sorun ne? Kilit kırılmış. Bence tek çözüm yolu içeriden bile anahtarla sıkıştırmak. Oo Koku. Hislerini anlıyorum. Biriyle bir şeyler yaşadık ve bak neler oldu. Terk edildik. Ben aslında işimi çok seviyorum ve her türlü işi konuşurken keyif alıyorum. Sadece korku filmleri, gerilim filmleri biraz fazla nefesli ve fazla gerilim olduğu için herhalde ondan çok fazla keyif almam ama animasyonlar çok daha keyifli olur tabii. Ama genellikle alıyorum. Yani duygusal filmler, komediler hepsinin tadı ayrı oluyor. İşimi çok sevdiğim için hepsinden ayrı keyif alıyorum. Sonunda kadar yüzüne gülüyor galiba Barty. Ne oldu ki? Gün bitmeden kızına kavuşacaksın işte. Ben bir soru soracağım. Doğru cevap ver.
gelirsen Sylvie'yi çağır. Lütfen yapma. Hadi eğlenceli olacak. Lütfen. Çok kolay bir kategori. Lütfen. Filmler hakkında sana bir hazırlık sorusu sorabilirim. Bunu yapma lütfen. Bebeğim yeni doğmuştu. Kayıt zamanı geldi. Kayda gittim, kayda çağrıldım. Bir film anne oğul hikayesi. Çocuğu kaçırılıyor aktris. O duygusallığı anneler tahmin edebilirler. Yani kayda girdim. Gayet her şey yolunda. Hani işime tekrar geri döndüm moduyla. Fakat çocuk kaçırılıyor. Kadın ağlıyor. Ben hıçkıra ağlamaya başladım. Yapamıyorum, olmuyor. Sürekli aklım evde, bebeğimde. Kayda giriyorum, olmuyor. Ağlıyorum, kayda giriyorum. Ağlama sahnelerinde gayet başarılıyım. Fakat kadın her dakika ağlamıyor ki. Başka bir sahnede avukatıyla konuşayım. Benim burnum tıkanmış. Gözlerimde hala yaşlar akıyor. Konuşamıyorum. Çıktım dışarı. Ben yapamıyorum. Müsaade edin bana ne olur. Bir saatlik işi neredeyse 3 saatte falan almaya çalıştım. Yani burnumu çeke çeke temizliye kendimi işte başka şeyler düşüne. Bu tarz şeyler oluyor. Bir kere de hatta şey oldu, bir arkadaşımla iddiaya girmiştik, sevgili Berna ile, Berna Başer'le. İkimiz arkadaş konuşuyoruz. Bir buçuk sayfaya yakın sadece ikili sahnemiz var. Çok acelemiz var, işte hemen işi bitirmemiz gerekiyor, çıkmamız gerekiyor, her neyse. Dedik ki hadi girelim. Bir buçuk sayfayı teklemeden, şaşırmadan, konsantrasyonumuzu bozmadan yapalım. Hadi bakalım. Peki dedik, bunun karşılığında şaşıran öğle yemeği ısmarlıyor. Girdik kayda. Öyle bir konsantrasyon sağlamışız ki birbirimize, çok da güzel bir filmdi ve biz de zaten özel hayatımızda da çok iyi arkadaş olduğumuz için işte o karşılıklı alışveriş oluyor konuşurken. Konuşuyoruz hiç takılmadan, sanki tiyatrodayız, tiyatro sahnedeyiz sanki. Konuştuk, bir ben bir o. Bir buçuk sayfanın sonunda ikimiz de takılmadık. Hatta yönetmenimiz içeride, çok teşekkür ederim, ben sana ısmarlayabilirim yemeği dedi. O çok tatlı, çok sempatik bir anımız bizim ikimiz. Birkaç gün önce çalıştığım banka soyuldu. 4 adam bankaya girip kasayı açtırdılar. Aha. Ve beni de rehin aldılar. Ne? Evet biliyorum, ben de böyle sanırım biraz kafam karışmış. Üzgünüm. Ben... Bizi o noktada gördüğünü bilmiyordum. Özür dilerim. Bir parçam biri bana senin baktığın gibi bakarsa nasıl olacağını görmek istedi. Sadece bir kere. Dublaj benim hayatımın tabii ki merkezi. Çünkü biz... bunu yapıyoruz eşim. Ben şu anda çocuğum da başladı. Her ne kadar ben yok canım yani daha stüdyolara çok erken girmesi için ya da hiç gerek yok falan desem de gayri ihtiyari çocuk evde görüyor babasından ve benden de görüyor dışarıda. Artık seslerimizi tanımaya başladı. Çıkınca biz televizyonda anne sen konuşuyorsun şu anda diyor. O da başladı. O da bir iki tane iş yaptı. Ben bununla büyüdüm. Çok küçük yaşta başladım ve bu meslekle büyüdüm. Bu meslekle de hayatımı sonlandırmak istiyorum tabii. Yani çok keyifli, çok zevkli bir meslek. Çok zor, duygu isteyen, tamamıyla duygularla yapabileceğimiz bir meslek. Ne kadar kulağımız, ne kadar tekniğimiz iyi olsa da duygumuz yoksa işin sonucu istediğimiz gibi olmuyor. Duygu çok önemli. O oyuncunun tamamen ne yaşadığı, ne hissettiğini bizim sadece sesimizle yansıtabileceğimiz bir meslek. Çok çok duygu isteyen bir meslek. Çok seviyorum.